Ben Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan. Bugün politik psikoloji bağlamında afetlerle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Her şeyden önce hepimizi çok derin bir üzüntüye ve şoka sokan, çok dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir afetle karşı karşıyayız. Psikologlar, psikiyatristler doğal olarak bireysel açıdan bunun değerlendirmelerini yapacaklardır. Ancak politik psikoloji alanına girdiğimiz zaman olayı gruplar üzerindeki etkileri bağlamında değerlendirmek durumundayız. Bireysel travmalar gibi büyük gruplarında yani toplumların da travmatize olmaları ve bu travmalar karşısında belli tepkiler geliştirmeleri mümkündür. Bunlardan en önemlisi büyük grupların bir endişeye, bir belirsizliğe ve korkuya sevk edildiklerinde bunun mutlaka bir suçlusunu bulma arayışına girmeleridir. Genel olarak gruplar bir tehlikeyle karşılaştıklarında ya da başlarına bir olumsuzluk geldiğinde bunun mutlaka dışarıdan gelenler tarafından ortaya çıkarıldığını ve bir suçlusunun olduğunu ama onun kendilerinden biri olmadığını bulmaya çalışırlar. Bu bir ötekileştirme sürecini hatta sonrasında düşmanlıklara ve çatışmalara yol açabilir. Günümüz toplumları sosyal medyanın da bulunduğu bir çağda yaşadığı için internet ortamında sosyal medyada yayılan kirli bilgilerle, tahrik edici bilgilerle birbirlerine karşı düşman hale getirebilirler. Bu nedenle büyük afetlerden sonraki en önemli problemlerden bir tanesi de asayiş sorunudur. Büyük grupların birbirlerine karşı geliştirebilecekleri öfke, düşmanlık gibi hadiseler çatışmalara, güven ve asayiş problemlerine yol açabilir. Bu bakımdan çok dikkatli olunması gerekir.